İyi sabahlar. Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Tabii görevimiz gereği ekonomiden gelişmeleri, piyasalardaki notları aktaracağız ama içimiz yanarak, onu da söyleyelim. Profesör Doktor Özgür Demirtaş bizimle beraber. Malum Türkiye'nin gündeminde Özgecan cinayeti var, vahşeti var. Yani ona üzülüyoruz. Üzülmekten öte zaten yani içini acıyor. Öbür taraftan bunu sanki savunurca böyle yazanlar ayrı bir insanı çıldırtıyor. Onlar insan mı ne diye düşünüyorsun yani. Şarlatan bile değiller yani. Böyle bir haftaya tabii başlıyoruz. Gene biz piyasaları konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Bugün gündemde Yunanistan olacak ama hani insan olarak da buna değinmeden de edemiyoruz. Herhalde siz yani, de bir şey söylersiniz. Şey hocam. Herhalde çok güzel özetliyor. Annesi diyor ki, yani evladı için, keşke diyor kurşunla öldürselermiş. Yani bu, bakın şimdi şöyle bir olay var. Güçlü devletler ve evrimleşmiş bu cihan devleti denen devletler güçsüzü güçlüye karşı korur. Kendini güvenemeyen güçsüz devletler de güçlüyü güçsüze karşı korur. Şimdi Türkiye'nin büyük devlet olabilmesi için ilk önce vatandaşlarının güvenliğini sağlaması lazım. Çünkü eğer vatandaşlar vergi verdiği halde güvenlikleri sağlanmazsa, bu sefer vatandaşlar kendi güvenliklerini sağlamaya çalışırlar. Bu bir kaostur. Aynı zamanda bir de şöyle de bir olay var. Ona da değinmek lazım. Böyle bir olayın bir daha olmaması için ne yapılması lazım diye soruluyor. Çözümlerden biri pembe otobüs. Yani kadınlarla erkekleri ayrı otobüslere bindirelim. Böylece bir olay olmasın. Yani bu şu demektir. Demek ki bir anneyle, yani benim annemle benim büyük erkek kardeşim aynı otobüse binemez. Niye? Çünkü devlet kadını koruyamıyor. Vallahi çok burada peynir ekmek yenmesi lazım. Ve yani açık açık söyleyeyim, toplumsal barışın da sağlanabilmesi için ilk önce güvenliğin sağlanması lazım. Bir kere özgürce kadınlar da aynı otobüse binebilmeli erkeklerle beraber. Ve hiç kimse de başka bir kadının güvenliğine göz dikememeli ve devlet de bunun koruyucusu olmalı. Bu kadar net ve açık. Doğru yani hani eğitim, yetiştirme her şey işin içine giriyor. Yoksa tek tek her kadına bir jandarma, bir polis verilecek değilsin tabii. Kesinlikle. Yani. Bir kere erkek çocuklarına da dahil olmak üzere bugün bakıyorsunuz zanlıların profiline. Bu profilde korkunç şeyler var. Bunlar daha henüz karşısındakine saygı duymayı öğrenememiş kişiler, paylaşmayı öğrenememiş kişiler. Bu da tabii ki de eğitime gidiyor. Yani Türkiye'nin daha bu yolda gidecek çok yolu var efendim. Peki ekonomiye döneceğiz, piyasalara döneceğiz. Dolar haftaya 2.46'dan başladı. Euro 2.80-87. Borsada ilk değerleri oluştu. Orada da %0,39'luk değer artışı var deyip ekonomide ön plana çıkan başlıklara bir göz atalım. Piyasalarda gündem Yunanistan. Yunanistan'la kreditör temsilcileri orta yol bulmaya çalışıyor. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras hedeflerinin her iki tarafında kazanacağı bir duruma kavuşmak olduğunun altını çizdi. Almanya Maliye Bakanı Schäuble ise bugün Yunanistan'la bir anlaşmaya varılacağından şüpheliyim diye konuştu. Yunanistan'ın mevcut 240 milyar euro tutarındaki kurtarma paketinin son süresindeki değişim için en geç cuma gününe kadar karar verilmesi gerekiyor. İstanbul'da konut fiyatları yıllık %20 arttı. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'yi kapsayan araştırmaya göre bu illerdeki ortalama artış %16. Ridingcom ve Gyöder emlak endeksleri Ocak raporuna göre aylık artış bu illerde ortalama %0,85 oldu. Bazı ülkelerin kredi notlarında değişiklikler oldu. Fitch, Avusturya'nın kredi notunu AA artıya, Ukrayna'nın notunu CC'ye indirdi. Moody's de Letonya'nın kredi notunu A3'e yükselttiğini duyurdu. Hocam gündem Yunanistan. Evet. Yani bir saati de yok bunun. Hani 11 diyorlar ama 11'de biteceğini kimse düşünmüyor herhalde. Şimdi bu işin. Yunanistan'la ilgili şöyle bir olay var. Birincisi, Yunanistan'a kısa vadede ne olacak, uzun vadede ne olacak? Kısa vadede bu işin çözümlenebilmesi için Avrupa'nın ne yapması lazım? Yunanistan'a bir parça elini açması lazım. İyi haber var mı? Var. Avrupa Merkez Bankası efendim, Yunanistan için acil bir likidite penceresi açtı, 5 milyar euro gibi. Bu güzel bir haber. Bu iyi gelişmelerin olacağını gösteriyor. Aynı zamanda da Yunanistan'ın ne kadar köşeye sıkıştığını anlamak mı istiyorsunuz? O zaman Syriza'nın bu son açıklamasına bir bakın. Çok ilginç bir açıklama. Birkaç gün önce geldi bu açıklama. Deniyor ki
Almanya 2. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'ı işgal ettiği için falanca falanca kadar bize borcu var. Bakın bu, yani bunca yıl önceden gelen defterlerin açılması Yunanistan'ın artık köşeye sıkıştığını gösteriyor. Kediyi bile köşeye sıkıştırsanız, ufacık hayvan bile sizin canınızı yakabilir. Şimdi dolayısıyla Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nde kalması isteniyorsa belli ne yapılmalı? Belli tavizler verilmeli. Peki uzun vadede ne olmalı? Uzun vadede taviz vere sadece bir yere kadar gidilir. Yunanistan'ın baştan aşağı ekonomisini yenilemesi lazım. Her zaman söylüyorum bu iş iki tane butik otel ve bir şişe zeytinyağı ile olacak iş değil. Yani Yunanistan'ın ekonomisini çeşitlendirmesi lazım. Yoksa siz kara deliğe para kaptırır gibi buraya da para kaptırırsınız. Dolayısıyla hem burada bir parça taviz verilecekse yanında bir de aynı zamanda ekonomik reformların gelmesi lazım. Bu ekonomik reformlar da maalesef tam olarak Syriza'nın bahsettiği reformlar değil. Yani ultra zengine vergi koyaraktan bir yere gelemezsiniz. Her zaman söylüyorum. Zengine vergiye koyarsınız. Zengi de gider Singapur vatandaşı olur. Yunanistan'a da tatile gelir sadece. Bir de hani bu haircut dedikleri saç kesme, borç kesme olayı. Evet. Geçen Şantmanukyan yazmış. Hani kökü Yunanistan'da diye uzadıkça evet. Uzuyor gene. Aynen. Yine döneceğiz ama evet. Bir Ankara'ya dönelim. Tabii. İçeride de çünkü önemli bu haftanın gündem başlıkları var. Yanı sıra bu yabancı çalıştırma konusunda da bazı detaylar yavaş yavaş oluşuyor, olgunlaşmaya başladı. İlginç bazı detaylar var. Onlar da Ahmet Ergen'de. Ahmet, neler var bu konuda? Gökay, önce onunla başlayalım haftanın gündemini aktarmaya. Bu yabancı işçi çalıştırma konusundaki yasa tasarısı geçtiğimiz hafta meclise gönderilmişti. Bu hafta artık komisyon gündemlerine gelmesini bekliyoruz. Kısaca hatırlatırsak yabancılara süresiz çalışma izni verilmesini öngörüyordu. Belki bunun kadar önemli, hatta bundan daha önemli nokta her alanda, her meslekte kamu görevlisi olmamak şartıyla yabancıların çalışmasına imkan tanıyordu bu tasarı. Bunun uygulamadaki detayları ne olacak? Buna ilişkin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in yeni açıklamaları var. Uyruklarına göre Türkiye'de çalışacak yabancı işçilerin uyruklarına göre hangi illerde çalışabilecekleri belirlenecek. İçişleri ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlıkları bunu birlikte belirleyecek. İçişleri Bakanlığı özellikle güvenlik ayağındaki önlemlere bakacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da diğer unsurlara, açık iş pozisyonlarına bakacak. Bir örnek verdi Bakan Çelik. Örneğin Suriyeliler Antalya'da çalışamayacak. Böyle bir önemli detayı olacak bunun. Söylediğimiz gibi her ilde bütün uyruklara sahip ülkelerin vatandaşı, yabancı işçiler çalışamayacak. Güvenlik başta olmak üzere çeşitli nedenlere, kriterlere bakarak da burada bir belirlenme olacak. Yine firmalardaki Türk işçi sayısına göre yabancı işçi istihdamı söz konusu olacak. Örneğin 5 Türk işçi çalıştıran bir yabancı işçi çalıştırabilecek gibi bir kriter gelecek. Bunlar bu düzenlemenin önemli ayrıntıları ve söylediğimiz gibi bu hafta mecliste komisyon gündemlerine gelecek. Gündeme dönersek mecliste genel kurulda iç güvenlik paketinden sonra ya da o konudaki gelişmelere göre daha önce iş güvenliği ile ilgili yasa gelecek. Bu da oldukça önemli. Son dönemde yaşanan ölümlü iş kazalarındaki artış nedeniyle yeni tedbirleri getiren bir düzenleme. Gündemin diğer başlıklarına bakarsak bugün önemli veriler açıklanacak. Saat 10 itibariyle TÜİK'ten Kasım 2014 dönemi işsizlik verisi gelecek. Hemen hatırlatalım. İşsizlikte bundan önceki 3 ayda %10 rakamının üstünde bir gerçekleşme söz konusu. Son rakam Ekim'e ait %10,4. Yine Ekim dönemi itibariyle 3 milyon 43 bin işsiz vardı. Saat 11 itibariyle de Maliye Bakanlığı Ocak ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Bütçe yıla nasıl başladı? Bu açıklamayla da bu verileri görüyor olacağız. Haftanın son iş gününde 20 Şubat'ta da yurt dışı üretici fiyat endeksi açıklanacak. Yine TÜİK tarafından Gökay. Ahmet, çok teşekkürler. Zor olacak herhalde böyle yabancıları hangi ilde çalışacakları, nasıl bir kriterle evet. Belirlenecekse onlar. Yani bu düzenlemenin detaylarını bilmiyorum ama kulağa son derece detaylı geliyor. Genelde bu tipte detaylı bir kere ilk önce bir kaba bir şey, bir taslak yapabilmek lazım. Ondan sonra iyice detaylara inmek gerekiyor. Şimdi şu bir gerçek, yani en azından sosyal bilimcilerin söylediği bir şey var. Suriye'den gelen kişilerin çok büyük bir çoğunluğu Türkiye'de kalacak gibi gözüküyor. Evet, şimdi bu durumda suç oranının artmaması için
istihdam yaratılması gerekiyor. Böyle bir çözüm bulunmaya çalışılmış. Hani bunun kontrolü nasıl olacak? Kontrol mekanizması nasıl olacak? Buradaki kaçaklar nasıl engellenecek? Bakın çok basit bir şey vardır. Sigaraya ne yaparız Türkiye olaraktan? Vergiyi arttırırız. Ama bu böyle çok kolay bir çözümdür. Çalışır mı? Çalışmaz. Neden çalışmaz? Sigaraya vergiyi arttırdığınız anda kaçak sigara ortaya çıkar. Hani büyük mallarda, meblası büyük mallarda böyle şeyler yapabilirsiniz ama meblağ küçüldüğü zaman ki askeri ücretli çalışan da bu mantığa girer, bir parça zor olur bu işler. Göreceğiz hep beraber ama Türkiye'nin buna kalıcı bir çözüm bulması gerekiyor. Peki. Yunanistan konusuna döneceğim. Evet. Şöyle döneyim hatta şu haberi de aktarıp öyle bağdaştırayım. Hürriyet gazetesinde İstanbul Şehir Hatları 2014 yılında 28 milyon lira zarar açıkladı diye bir haber var. Marmaray zararı haberin de başlığı. Fatma Aksu yapmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şehir hatları işletmesi 2014 yılında 28 milyon lira zarar etti. Zarara gerekçe olarak Marmaray'ın açılması gösterildi. Şirket zarara karşı şehrin en uç noktalarına ulaşabilmek için filosunu 10 küçük gemi ekleyecek. Şimdi Yunanistan'la bağdaştıracağımız konu şu. Yunanistan'la Almanya arasında zaten küçülelim mi büyüyelim mi tartışması. Yani Almanya küçülün diyor. Yunanistan'da diyor hayır diyor biz daha çok maaş vereceğiz, işçi alacağız falan öyle büyüyerek bu işi halledeceğiz. Evet. Şirketlerde de aynı şeydir işte İstanbul Şehir Hatları zarar ediyor bu zararı büyüyerek telafi etme çabasında. Ekonomide var mıdır bunun böyle bir temel karşılığı? Bakın bizim return on equity dediğimiz bir olay var. Yani bir şirketin kapitaline ne kadar para getirdiği. Mesela return on equity dediğimiz şey %12 ise bu şu demektir. Bu şirket 100 lirayı koyduğu zaman 12 liralık buradan bir kar sağlayabilmekte. Ha, bu iyi bir rakamdır mesela dolar üzerinden baktığınız zaman. Peki bir şirket ne zaman büyümelidir? Bir şirket eğer bu verimliliği, bir de bu verimliliğin ölçüsüdür. Verimliliği yüksekse eğer büyüme yolunu seçebilir. Ama verimliliği yüksek olmayan bir şirketin veya ülkenin büyümeye kalkışması batığın büyümesidir sadece. Bu kadar basit. Şimdi Yunanistan örneğinde. Yunanistan eğer derse ki ben ekonomik modelimi hiç değiştirmiyorum. Yine zeytinyağı satacağım. Bir de adalarımda turist ağırlayacağım. Ama ben bu sistemi büyütmek istiyorum derse batık şirketi daha da büyütmüş olur. Yani batığı büyütmüş olur. Bu anlamda Almanya haklıdır. Bakın şimdi IMF ile ilgili de böyle şeyler söylenmekteydi zamanında değil mi? IMF'den ne kadar borç alan ülke varsa IMF'den şikayetçidir. Vay efendim kredi koşulları çok kötü vesaire. İyi de efendim IMF bir banka. IMF zorla mı kredi verdi sana? Sen gittin, ihtiyacın oldu falanca falan şeyleri yanlış yaptığın için. Paranı aldın. E tabii ki de sana borç para verdiği için borcunu geri alabilmek istiyor. Bunun için de bazı yönetmelikler ortaya sunuyor. Şimdi Yunanistan gerçeğinde de yani bu örnekte eğer bu şehir hatları karlılık oranını arttırmayacaksa aynı karlılık oranıyla filoyu büyütüyorsa son derece yanlış bir karar. Ama bu karlılığın da artmasına yol açacaksa o zaman tam olarak bir şey söyleyemeyiz. Yunanistan için de birebir aynısı geçerli ama ben Yunanistan için şeyini söyleyeyim. Yunanistan bu ekonomik modelini değiştirmeden daha fazla kişiye iş imkanı, daha fazla kişiye istihdam, daha fazla kişiye daha fazla para, asgari ücretin yükselmesi, emeklilik yaşının inmesi derse bu sadece hikaye kitaplarında olur. Yani çocuklara 5-6 yaşındaki çocuklara anlattığımız hikaye kitaplarında bu iş çalışmaz. Peki, olmadı anlaşamadılar. Evet. Yani ne kadar bir olasılıktır bilmiyorum ama bizim burada dert etmemiz gerekir mi bunu? Bir parça evet. Neden? Çünkü artık globalizasyon denen şey gerçekleşti. Ne kadar kişi karşı olursa olsun bu olaya bu gerçekleşti. Ve hızla da devam ediyor. Nedir bu? Şimdi Türkiye her yerden etkilenen bir ülke. Teker teker açıklayayım. Bir, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden etkilenir. Niye? Amerika Birleşik Devletleri faizi arttırırsa dolar piyasalarda değerlenir. Türkiye dolarla ithal ediyor. Türkiye Avrupa'dan etkilenir. Niye? Almanya ve İngiltere en fazla mal sattığımız iki tane müşterimiz. Bizim müşteriler eğer zora girerse biz zora gireriz. Türkiye Rusya'dan etkilenir. Niye? Rusya'nın notu düşerse oradan bir parça para çıkacaktır. En yakınındaki Türkiye'ye gelebilir. Peki Türkiye Asya'dan etkilenir mi? Evet. Japonya parasal genişlemeye gittiği zaman Japon ev hanımları var. Onlar portföylerinin %1 daha fazlasını Türk hisselerine yatırsalar Türkiye için bu bir kapital olur. Türkiye efendim Afrika'dan ileride etkilenecek mi? Elbette ki etkilenecek. Türkiye şuna karar verecek. Ben ucuz malla
seri üretimle sürümden kazanan bir ülke mi olacağım, yoksa ben kaliteli mal üretip katma değer mi yaratacağım? Eğer ilk dediğimi seçerse Türkiye biter. Açık açık şunu da söyleyeyim. Biraz gözden kaçtığına inanıyorum. Bakın, şimdi diyoruz ya biz üst gelir grubu, alt gelir grubu ve orta direkt diye. Yıllarca ülkelerde orta direkt çok önemsendi. Yani size çok acıklı bir şey söyleyeceğim şimdi. Yıllar geçtikçe emin olun orta direkt ülkelerin içinde eriyecek. Ve bu orta direkt bir paylaşılacak. Belli bir kısım alta düşecek, belli bir kısım üst gelir grubuna çıkacak. Ülkeler için de aynı şey geçerli. Dünyada şu anda bir çok gelişmiş ülkeler var. Bir daha alt bir grup var. Bir de böyle gelişmekte olan piyasa dediğimiz birinci lige çıkmaya çalışan ülkeler var. Yıllar geçtikçe bu ortadaki grubun yavaş yavaş en aşağıya ve en yukarıya şeklinde ayrıldığını ve bu distribution'un, bu dağılımın daha böyle modal bir dağılım olduğunu görmeye başlayacağız. Bu son derece tehlikeli. Bu ne demek Türkiye için? Türkiye yaptığı seçimlerle, gelecek 20 yıl içinde yapacağı seçimlerle aşağıya mı düşeceğini yoksa bir basamak yukarı mı çıkacağına karar verecek. Net ve açık söyleyeyim. Eğer sürümden kazanma yoluna giderse, eğer ben doları arttırayım, faizi düşüreyim, işte benim malım ucuzlasın TL değer kaybettiği için, ucuza bir sürü mal satarım, daha fazla çorap satarım, çorabın fiyatını yarıya indireyim, iki yerine 4 çorap satayım derse eğer, bu modele giderse eğer, Afrika bile Türkiye'yi 15 yıl sonra amiyane tabiriyle tokatlayıp geçer. Dolayısıyla Türkiye'nin ne yapması lazım? Katma değerli üretim. Başka hiçbir yol yok, yoksa alt gruba düşer. Öbür türlü yarışamayız biz. Afrika ile yarışabilir mi Türkiye ucuz iş gücünde? Asla ve asla. Yarışamaz çünkü bizim insanımız artık gelişmekte olan bir ülke olduğu için 20 yıl öncesine göre tüketime daha alışmış durumda, krediye daha alışmış durumda. Siz kalkıp da Afrika'daki bir insanın aldığı paraya buradaki insanı çalıştıramazsınız. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde tek seçim var. Bunu anlayıp anlayamadığı sadece ortada. O seçimde katma değerli üretim yapmak. Biz bu üretimi yaparken Türkiye'ye ne kadar para girdiği de çok önemli. Bu paranın ne kadar olacağı Amerika'nın faiz artırıp artırmayacağıyla, ne zaman yapacağıyla, Avrupa'nın ne kadar para basacağıyla, Avrupa'nın Yunanistan'dan dolayı karışıp karışmayacağıyla, Rusya'nın Ukrayna ile anlaşmasını devam edip etmeyeceğine ve Asya'nın parasal genişleme yapıp yapmayacağıyla bağlantılı. Onun için de ciddi bir stratejik planlamaya ihtiyaç kesinlikle var. Kesinlikle. Ama biz daha çok kısa vadeli faizleri konuşuyoruz hocam. Son derece de yanlış. Bunu defalarca dile getirdim. Yani neden bunu konuştuğumuz... Bakın, şimdi insanlar tekerleği bulmuşlar değil mi? Şimdi tekerleği bulmuşlar. Tekerlekten sonra ne yapmışlar? Kanatları bulmuşlar, uçaklar uçmaya başlamış. Sonra roketi bulmuşlar, uzaya gitmişler. Biz hala tekerlek yuvarlak mı olsun, aslında kare olursa daha mı iyi olur, bunu tartışıyoruz. Bu çok yanlış. Ekonomi kitaplarının, belli başlı bilim adamlarının ekonomi kitaplarının ilk 5 sayfasında yazar. Bu da şudur. Faiz bir neden değildir efendim, şu son zamanlarda konuşulan. Ha, faiz bir maliyettir, doğru. Yani faiz eğer çok çok yüksekse piyasaları aşağıya çeker ve bir maliyet enflasyonu kısmi de olsa yaratır. Ama Türkiye gibi ülkelerde özellikle bu tek başına bir maliyet değildir. Bugün Türkiye gibi ülkede ciddi üretim yapan bir firmanın bütün ham maddesi veya çoğu ham maddesi dolarla alınır. Siz faizi düşürdüğünüz zaman döviz artar. Döviz artarsa da bu kişinin malının maliyeti artar. Bu kadar net ve açık. Bunu konuşmak abesle iştigaldir. Dünya çapında 70 trilyon doların üzerinde para vardır. Bu para faiz nedendir ilkesine göre çalışmaz. Zaten para da akıllıdır. Şimdi bunlar akılsız da biz 0.7 trilyon dolarlık ekonomimizde daha mı akıllıyız diye sorar insan. Bir an önce Türkiye bunları geride bırakmalı ve şuna karar vermeli. Faiz düşsün mü? Ben de faiz düşsün isterim. Her vatandaş ister. Niye ister? Faiz düşsün, piyasa canlansın. Ama faizi düşürmenin yolu, orada bir düğme var, biri emredecek ve onu indirecek şeklinde olmaz. Piyasanın faizi indirmesi lazım. Onun için ne olması lazım? Türkiye'nin riskini indirip piyasalardan daha fazla kapital çekebilen bir hikayesinin olması lazım. O sayede faiz doğal yollarla iler. Doğal olmayan yollarla indirilen faiz Türkiye'yi bir faciaya sürükler. Doping alan sporcunun bir kere güzel bir koşu yapıp ondan sonra çöküşe gidip spor hayatının bitmesi gibi. Yani oradaki test tabii, ama sizin dediğiniz yani bağlamda gene hani değerlendirmek lazım. Oradaki test faizi düşürelim ki faiz düştüğünde, merkez düşürdüğünde herhalde piyasa faizi aynı hızda düşmeyecektir. Hadi, nereye kesinlikle. Yani düşürdü diyelim, hazine borcu üstten olmayacak veya işte diğer faizler de düşmeyecek. Kredi faizleri, ama oradaki mantık herhalde daha düşük faizle yatırım yapılsın,
O yatırımı da işte dışarıdan mı alıyoruz? Onu içeride üretelim mantığı herhalde. Evet. Öyle diye bakılıyor. Şimdi bakın, burada anlaşılması gereken şey şu. Merkez Bankası'na verilen emirle faiz düşmez. Hemen açıklayayım. Diyelim ki siz emir verdiniz, korkuttunuz ve zorla düşürttürdünüz Merkez Bankası'na faizi. Olmaması gerektiği kadar. Ne olur? Hemen açıklayayım ne olacağını. Ertesi gün piyasa faizi dediğimiz bizim Türk bonolarının faizleri fırlar. Bu ne demek? Türk devleti artık daha yüksek faizden para bulabilmeye başlar. Bu ek bir maliyet getirir. Ha evet, bankalar arası faizde bir düşüş olabilir. Kredilerde birazcık aşağıya gelme olabilir. Ama doların fırlamasıyla beraber Türkiye'deki cari açığa baktığınız zaman hani azalır gibi düşünüyorsunuz ama bizim tüketmemiz şart olan bir enerji var, onu dışarıdan alıyoruz. Bunun maliyetleri daha artar ve Türkiye bir kaosa doğru sürüklenir. O zaman faiz nasıl düşecek? Ancak ve ancak doğal yollarla. Peki mesela sizi dinledikten sonra 24'ünde Merkez Bankası faizi düşürürse korkalım gibi bir algı hemen oluyor. Yani ne kadar, onun sınırı hemen, nedir? Öyle hemen şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası, duruma her gün değişir bu durum. Merkez Bankası gereğinden fazla faiz düşüşü yaparsa... Ne kadar olması potansiyel var kadar. Şu anda olması vallahi gerek? Bakın, eğer var mı öyle bir şey? Ukrayna'dan, Yunanistan'dan güzel haberler gelmeye devam ederse... piyasalar yatışır, Türkiye'ye olan güven tekrar bir parça sağlanır gibi olur... ve döviz 2.40'lara doğru giderse 50 baz puanlık bir indirim bence... kaldırılabilir piyasa tarafından. Ama siz dolar iyice yukarı gider 2.50'lere doğru ve siz de kalkıp 100 bas puanlık orada bir indirim yapar ve aynı zamanda bizim para almak zorunda olduğumuz bütün dış yatırımcılara ben emirle bunu böyle yaptım mesajını verirseniz işte o zaman iş kontrolden çıkar. Kontrolden de çıkarsa bu arada bu 80 milyonun zararına olur. Yani biz 50-50 ayrılıyoruz ya her yerde. 50'sinin yararına 50'sinin zararına olmaz. 100'ünün de zararına olur. Bunun da bilinmesi lazım. Bunu benim böyle defalarca söylememe gerek yok. Bu zaten ekonomi kitaplarının ilk 5 sayfasında yazar ve hepsi de değerli ekonomi kitaplarıdır. Son olarak hocam doları da sorayım mı size o zaman? Var evet. mı gidişata ilişkin sizin bir çıkarımınız? Vallahi hemen söyleyeyim. Son derece amatörce bir hata yapıldı. Eğer bu siyasi açıklamalar yapılmasaydı Türkiye o kadar güzel bir yerdeydi ki hemen sayayım. Bir, Avrupa'dan güzel haber gelmişti. Günde 2 milyar euro basacaklardı. 2, Rusya'dan para çıkışı vardı. Türkiye'ye geliyordu. 3, Asya parasal genişleme yapmıştı. Oradan da gelecekti. 4, Avrupa ekonomisinde canlanma vardı. Daha fazla mal satacaktık. Dolar zaten inecekti. Piyasa faizleri inecekti. Merkez Bankası da faiz indirebilecekti. Biz kendi kendimize her zaman olduğu gibi çelmeyi taktık. Kendi kendimize engelleri koyduk ve doları buraya fırlattık. Eğer, tekrar ediyorum. Eğer siyasiler bu ekonomi kitaplarının ilk 5 sayfasını bir daha kendi başlarına yazmaya kalkmazlar ise doların bir parça daha geri gelmesi lazım. TL'nin değerlenmesi, piyasa faizlerinin belki biraz daha aşağı inmesi ve Merkez Bankası'na da bir parça boşluk bırakabilmesi lazım. Ama eğer o ilk 5 sayfa bir daha yazılmaya başlarsa işte o zaman kontrolden çıkarız. Ve bilemiyorum yani Türkiye zaten ancak duvara tosladığı zaman radikal reform yapabilen bir ülke. Belki ancak o zaman zorunda kalırız böyle bir reform yapmanın ama açık açık söyleyelim. Türkiye faizi daimi düşürmek mi istiyor efendim? Radikal eğitim reformu yapacak. Radikal eğitim reformu yapacak. İnsanlarını eğitecek. İnsanlarını eğitecek ki kız kardeşleri gibi, anneleri gibi insanların otobüslerde veya dolmuşlarda güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlayacak. Eğer daha bunu sağlayamıyorsa o zaman bunu da tutamaz. Doğru. Yine her şeyin başına dönmüş oluyoruz. Maalesef. O da kısa vadeli öyle çözümler. Oradan da çıkamıyoruz yani. Orada böyle dönüyor Türkiye. Peki yani süre aslında 1-2 dakikamız daha var ama bir... CNBC'de şu haber var, onu da paylaşayım. Browder, Putin'in 200 milyar doları var demiş. Bir zamanlar Rusya'nın en büyük yabancı yatırımcısı olan bir hedge fund yöneticisi Vladimir Putin'in 200 milyar dolarlık serveti olduğunu iddia ediyor. Tabii söyledi deniliyor ama CNN kanalında çıkmış. Ondan sonra soruları yanıtlıyor. Sizce kişisel serveti ne kadardır diye sorulduğunda da sanırım 200 milyar dolar. Sadece bir iddia, öyle paylaşalım dedik. Yani olabilir tabii. Yorum çünkü yapmanız da gerek yok aslında. Diktatörsel bir yapısı var kendisinin. Kendi halkının iyiliği için başka ülkeleri işgal etmeye yer bırakırsa Rus halkı da layık olduğu daha yüksek noktaya gelir. Aksi takdirde yok olur. Zaten Avrupa Birliği de daha çok Putin ve çevresi hakkındaki parasal kesinlikle, şeyleri kesinlikle. Sınırlamaya gidiyordu. Yoksa ülke genelinde, şirket genelinde değildi daha fazla aynen. Zaten. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Profesör Doktor Özgür Demirtaş hocamız bizimle beraberdi. Borsada ilk açılış %0,33'lük yükseliş yönünde.